Merhaba, bu videoda biyojeo kimyasal döngülerden bahsedeceğiz. Oldukça uzun bir kelime olan biyojeo kimyasalı parçaladığımızda yaşam, dünya ve kimyasal döngülere işaret eden kelimeler elde ediyoruz. Biyojeo kimyasal döngüler, kimyasalların canlılardan, cansız ve sonra yine canlı ortamlara nasıl geçtiği ile alakalı. Ekranın üst kısmına yaşamın devam edebilmesi için gerekli olan kimyasalları hatırlatan bir kısaltma yazdım. Kıha ofk. KHAOFK olarak kullanacağımız kısaltma sırasıyla karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor ve kükürdün baş harflerinden oluşuyor arkadaşlar. Döngülere geçmeden önce bu atomlara neden ihtiyacımız olduğundan bahsedeceğim. Karbonla başlayalım. Bu arada ben konuşurken sizin benden bir adım önde olup karbona neden ihtiyacımız var, hidrojene neden ihtiyacımız var şeklinde düşünmenizi istiyorum. Peki karbona neden ihtiyacımız var? Bildiğiniz gibi karbonun 4 değerlik elektronu olduğu için bağ kurmakta çok başarılıdır ve bu sayede kompleks organik maddeleri elde edebiliriz. Proteinler, lipidler, karbonhidratlar ve DNA gibi nükleik asitleri düşündüğümüzde bunların hepsinin kendi kendine yapılar oluşturmakta oldukça başarılı, karbondan meydana geldiğini görüyoruz. Hidrojenin neden önemli olduğuna gelince, hidrojen su oluşturur. Genel olarak su çözücüdür ve yaşamın devam edebileceği bir ortam sağlar. Buna ek olarak enerji de sağlar. Ekranda gördüğünüz şemada fotosentezin ışık bağımlı reaksiyonlarını görüyoruz. ATP sentaz içinden akan protonlar enerji üretilmesine katkıda bulunur. Bu yüzden hidrojen hem su oluşturduğu hem de enerji transferine yardım ettiği için önemlidir. Bu da hidrojenin neden önemli olduğu. Sırada azot var. Bu arada azotun bazı kaynaklarda nitrojen olarak geçtiğini hatırlatayım. Evet, azota ihtiyaç duymamızın birkaç sebebi var. Burada bir aminasit görüyorsunuz. DNA'nın yaşam için gerekli olan en önemli malzeme olduğunu biliyoruz. Ama bizi biz yapanlar proteinlerdir. Az önce de söylediğim gibi bu bir amino asit. Tüm amino ortasında bir karbon ve ona bağlı bir hidrojen bulunur. Buna ek olarak bir taraflarında amino grubu diğer tarafta da karboksil grubu vardır. Burada R grubu ise her amino asitte farklıdır. Buradaki azot amino asitlerin protein sentezleyebilmeleri için gerekli olduğundan hayatta kalabilmek için bu azota ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın sağ tarafında ise guanini görüyoruz. DNA'dan bahsederken kalıtsal bilginin saklandığı azotlu bazı hakkında konuşmuştuk. Guanin bunlardan sadece biri ve guanine ek olarak sitozin, timin ve adenin bazları bulunur. Guani'ne yakından baktığımızda bir sürü azot atomu görüyoruz. Kısacası atmosferdeki azotu kullanıp genetik materyal üretiyoruz. Evet, sırada oksijen var. Oksijene neden ihtiyacımız olduğuna gelecek olursak öncelikle yine sudan bahsetmemiz lazım. Buna ek olarak buraya hücresel solunumla ilgili bir şema ekledim. Hücresel solunumun sonunda elektron alan oksijen sayesinde yüksek miktarda enerjiye sahip oluyoruz. Ba benzer bir şekilde e, fotosentez sırasında bu elektronların koparılmasıyla da da enerji depolayabiliyoruz. Şimdi sıra geldi fosfora. Fosfora ihtiyacımız olmasının sebebi ise öncelikle şunu söylemeliyiz. Lipid çift katmanını oluşturan fosfolipitlerin baş kısmında fosfat bulunur. DNA'yı inceleyecek olursak da hatırlarsanız şeker, fosfat, şeker, fosfat, şeker, fosfat temeli üzerindeki fosfor nükleer materyalimizden sorumludur. Bu noktada bir de ATP'den bahsetmek gerekir. Adenozin trifosfattaki son fosfat e, bağlandığında enerji depolayıp bıraktığımız zaman da enerji salınır. Son olarak sıra kükürtte. Kükürdün diğer adının sülfürü olduğunu da biliyoruz değil mi? Evet kükürde ihtiyacımız olmasının sebebine gelecek olursak size iki tane aminoasitten bahsetmek istiyorum. Sistein ve metionin. Amino asitlerden az önce bahsetmiştik. Burada bir karboksil grubu, karbon ve hidrojenden oluşan da bir amino grubu bulunur. Buradaki amino asitlerin ikisinde de kükürt var. Bizi biz yapan üç boyutlu şekillere sahip proteinlerin yapısında bulunan kükürtler yan yana gelip bağ yapar. Bunlara e, disülfit köprüleri ya da disülfit bağları deniliyor. Başka bir deyişle kükürt büyük proteinlerin yapılarını desteklediği için önemlidir diyebiliriz. Videonun başında bahsettiğim kısaltma olan KHAOFK bize ihtiyacımız olan tüm bu atomları hatırlamamız konusunda yardım ediyor. Değişik şekillerde kullandığımız bu atomları bir şekilde çevremizden elde edebiliyor olmamız gerekiyor. Enerji hakkında düşündüğümüzde güneşten gelen enerji ışık formunda dünyaya ulaşır. Burada kullanılır ve ısı şeklinde de geri salınır. Başka bir de işte güneşten gelen enerji tek bir yönde ilerleyerek dünyaya ulaşır ve ısıya dönüşür. Dünyadaki besinler ise farklıdır ve döngülere dahildir. Örneğin gezegenimizdeki su rezervi karbon seviyesi sabittir ve biyosferde geri dönüştürülebilirler. Arizona çölü ortasında biyosfer 2 adı verilen bir yapı kurarak. ışığın içeri girmesine izin verip, besinleri geri dönüştürmeye çalıştılar. İçerideki denge çok da iyi değildi ve zaman zaman buranın pencerelerini açmak zorunda kaldılar ama elde edilen sonuç çok da kötü değildi. Canlıdan cansıza ve sonra yine canlı ortama geçişi sağlayan bazı döngüler var demiştik. Evet şimdi canlılardan cansızlara geçişten yani biyojeo kimyasal döngülerden bahsedeceğiz. Bundan sonraki 4 slide süresince bu döngüler hakkında düşünmenizi istiyorum. Oksijenden karbona, azottan fosfata geçerken besinlerin bitkilerde nerede depolandığı ve sonra hayvanlara sonra da tekrar doğaya geri döndüğüne odaklanacağız. Gezegenimizdeki en büyük su rezervi okyanuslardır. Suyun bitkilere nasıl geçtiğini anlayabilmek için şu noktadan başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Buharlaşma ve yoğunlaşma sonucu yağış olarak düşen su bitkilere kökleri aracılığı ile ulaşır. Su bitkilerin odun dokusu tarafından emilir. Suyun bitkilerden hayvanlara geçişi bizim su içmemiz veya su tutan bitkileri tüketmemiz sonucu olur. Bitkilerin ve hayvanların terlemesi sonucu kaybedilen su ise çevreye geri döner ve burada döngüye dahil olup okyanus rezervine geçer. Kısacası bir şişedeki suyun, okyanustaki su, bitkilerin içindeki su ya da bataklıktaki su ile aynı olduğunu size söylemeye çalışıyorum. Tekrar tekrar geri dönüştürülen aynı su. Su döngüsü işte böyle gerçekleşiyor. Sırada karbon döngüsü var. Gezegenimizdeki en büyük karbon rezervi ise atmosferdeki karbondur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Atmosferdeki karbon bitkilere fotosentez sonucu geçer. Bitkiler gözenekleri aracılığıyla karbonu alıp şeker üretirler. Karbonun bitkilerden bize geçişi Doğrudan bitkileri ya da bitki tüketen başka canlıları tüketmemiz yolu ile mümkündür. Yani bu şekilde gerçekleşir. Bu sayede bize geçen karbonun atmosfere geri dönüşü ise solunum sonucu gerçekleşir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet, insanların, hayvanların ya da bitkilerin solunumu karbonun atmosfere geri dönmesini sağlar. Solunum demiştik. Evet, burada da tabloda da bunu görüyoruz. Bu arada fosil yakıtlarını yakarak atmosferdeki karbon miktarını arttırdığımızı da söylememiz gerekiyor. Bu da bizi biz yapan karbon döngüsüydü. Bunu anlatmış olduk işte burada hepsini görüyorsunuz. Evet şimdi bir de azot döngüsüne birlikte göz atalım. Azota amino asitler ve azotlu bazlar yüzünden ihtiyaç duyuyorduk. Azotun bitkilere geçebilmesi için bakterilere ihtiyacımız var atmosferde %70 oranında bulunan azot gazının bitkilere geçebilmesi için azot tutucu bakteriler azotu bitkilerin kullanabileceği bir forma getirir. Kısacası bitkinin azotu emebilmesi için azotun diğer adıyla nitrojenin nitrat haline gelmiş olması gerekir. Bazı bitkiler azot tutucu bu bakterilerin köklerine yerleşmesine izin verip bu bakterilerle simbiyotik bir yaşam sürer. Azot bitkilere geçince hayvanlar yedikleri bitkiler ile biz de bitki yiyen hayvanlar ile beslenmemizin sonucu olarak atmosferdeki azota kavuşmuş oluruz. Azotun atmosfere geri dönmesi ise aslında yine bakteriler aracılığıyla olur. Çözünen ve bozulan organik maddeler bakteriler aracılığı ile azot gazına dönüştürülür ve bu sayede de azot atmosfere geri dönmüş olur. Azot döngüsünün iki tarafında da bakteriler olduğuna tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer bu bakteriler olmasaydı azot geri dönüştürülemezdi. Bugün bahsedeceğimiz son döngü fosfor döngüsü. Fosfor azot ve karbonda olduğu gibi atmosferde depolanan bir atom değildir. Bunun yerine kayalarda depolanır. Peki sizce kayalardaki fosfor nasıl oluyor da bitkilere geçiyor dersiniz? Yağışlar ve hava etkisiyle aşınma sonucu kayalar ufalanıp toprak haline geldiklerinde bu toprağın içinde bulunan fosfor bitki kökleri aracılığıyla emilir ve bitkiler de bu sayede nükleik malzeme ve ATP'lerini üretirler. Hayvanlar bu bitkilerle beslenerek fosforu bünyelerine katar. Hayvanlar öldüklerinde çürüyen bedenlerindeki fosfor yeniden toprağa karışır ve bu toprak zaman içerisinde kayalara dönüşür. Evet işte böyle gösterdiğimiz, bu şekilde gösterdiğimiz bu tablo da fosfor döngüsünü ifade ediyor. Tüm bunlara ek olarak bir kükürt döngüsü olduğunu da size hatırlatmak istiyorum. Fosfor döngüsünden bahsettik, bir de kükürt döngümüz var. Bugün ihtiyacımız olan besinleri elde etmemizi sağlayan biyo-jeo kimyasal döngülerin neler olduğunu birlikte öğrendik. Umarım faydalı olmuştur.